Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar, biliyorsunuz 2024 Mart ayında yerel seçimler var. Tüm il ve ilçelerde belediye başkanlıkları, muhtarlıklar seçimleri yapılacak. Biz de Dikili Konuşuyor olarak Dikili'de vatandaşlara soru sorduk. 2024 Mart ayında yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminde nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz? Hayalinizdeki belediye başkanı nasıl olmalı, hangi kriterlere sahip olmalı konusunda soru sorduk. Vatandaşlarımızdan aldığımız cevapları buyurun beraber dinleyelim. Efendim merhabalar. Merhaba. Biliyorsunuz 2024 Mart ayında bir yerel seçim var. Belediye başkanları ve muhtarlar seçilecek. Bir Dikili'de bir belediye başkanı seçimi yapılacak. Sizce Dikili'deki belediye başkanı nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeli? Belediye başkanı olacak kişide neler ararsınız? Ben mesela yüksek tahsilli olması şart. Üniversite mezunu olacak. Kültürlü olacak. Genç olacak. Halkın adamı olacak. Sabahleyin sabah namazına kalkıp sabah namazında herkes uyurken etrafında arkadaşlarını alıp dolaşacak. Ameliyatlı şekilde seyredecek ikili. Ben doğma büyüme ikili. Ama maalesef öyle bir belediye başkanına rast gelemedik. Değiştirsek istediğimiz bir sürü adam değiştirdik ama hiç kıymeti yok. Tadı tuzu yok hiç. Aradığımız adam bulamıyoruz katiyen. Ne olursa olsun. Ne bileyim, adil olacak bir kere. Dürüst olacak. Halkın adamı olacak. Bütün esnafı gezecek. Belediyede ne işi var? Belediye meclisi yapmışlığım var. Belediyecilik zor bir şey değil ki. El ele belediye başkanına 6 tane adama bakar. 6 tane temiz adam buldu mu elinde bütün bastonunu alacak, tesbihini alacak, bütün esnafı gezecek. Bizim aradığımız halk adamı olacak. Öyle adamlara ihtiyacımız var. Zaten niye? Ben doğma büyüme böyle olayım. Bir güzellik var mı? Mesela düğün salonu yok. Düğün salonu gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Kültür merkezi. Ne yapıyorsun? Müze. Ya daha oraya kadar çok şeyler var. Bir düğün salonunun kaç para olduğunu bilmiyor mu belediye başkanı? Nereden bulacağız? Adam 150-200 bin lira verip de düğün salonu tutabilir mi? Düğün salonu vardı, kültür merkezi yaptı. Niye düğün salonu yapmıyorsun? Niye vatandaşa hizmet etmiyorsun? Nedir yani bu? Yollar zaten yol yaptım diyor. Hangi yol yaptın ki? Yoksa bu turistik bir belde burası. Şimdi biz o eleştiriye girmeyelim de. Yani belediye başkanı olacak kişilerden işte. Alım şartlar bu. Bir kere üniversite mezunu olacak bir kere. Evet, kültürlü olacak. Halkın çocuğu olacak ama evvela. Halk adamı olacak. Herkese selam verecek. Öyle resmiyet olmayacak katiyen. Gelecek her kahveye, her mekana girecek. Çayını içecek, sohbetini yapacak. Dert dinleyecek. Bizim aradığımız belediye başkanı olacak. Ama maalesef bulamıyoruz. Bulamıyoruz, yapamıyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Şimdi 2024 Mart ayında bir yerel seçim var Türkiye genelinde. Dikili'de belediye başkanı seçilecek olan kişi sizce nasıl olmalı? Nasıl bir kritere sahip olmalı belediye başkanı? Bence her şeyden önce belli nosyonları, vasfı olması lazım. Mesela Dikili'nin denizine en fazla sahip çıkması lazım. Arıtma tesisini istemesi lazım. Deniz patlıcanlarının temizlenmesine mani olmak için en önde gitmesi lazım. Bir de çevre duyarlılığı çok önemli. Sahilde, çevre günlerinde sadece siyah torbalara atılan şeyleri toplamak değil. Bence binalardan çıkan gaz salınımlarının önüne geçilmesi lazım. 12 senedir Türkiye'de uygulanan enerji kimlik belgesi var. Başkan yeni seçildiğinde hem tebrik etmek hem de bu konuyu konuşmak için randevu aldığında sekreteri bana kusura bakmayın sizin randevunuz iptal edildi. Neden? İzmir milletvekili geliyor. Şaşırdım. Ben milletin aslıyım. Vekili için benim randevum iptal edildi. Bir eksi puan aldı.
Oturduğum binada kapıya asılması gerekli olan enerji kimlik belgesi için dilekçe verdim. 15 gün sonra emekli ziraat mühendisi, imardan sorumlu arkadaş imza atmış, belgeniz var. Gittim, belge varsa kapıya asalım. Bir 10-15 gün içinde yine bir belge verdiler. Belge sahte. Hak, hukuk, adalet diye bağırdığımız yerde sahte belge düzenleniyor. Sahte olduğunu söyleyince nereden? Elektrik mühendisi arkadaşa zaten telefon açmıştım. Bütün değerler sahte demiştim. O da daha biz bunun parasını bile alamadık şeklinde bir yanıt verdi. Neticede imar müdürü, harita mühendisi, ilk baştan ona gittim. Benim bir konuda bilgim yok, bilgileneyim dedi. Ben de şunu söyledim. Ben İsveç'te yanan lamba ve insan nefesiyle ısınan bir binaya imzamı atmış, yapmış olan bir kişi olarak elimde de enerji kimlik belgesi verme yetkisini gösterdim. Çok özür diliyorum. Konuyu yani, biraz dağıttık, evet. Yani nasıl neticede, bir belediye başkanı? İşte halkın sağlığını düşünen, çünkü binalarda yalıtım yapılırsa romatizma, astım olmaz. Gökyüzü ısıtılıp soğutulmaz. Yani belli nosyonlar olup güneş enerjisini kullanabilecek, denizi temiz tutacak. Hatta temizlik içinde ilkokullarla sokaklara çıkıp, mahalle sakinleriyle sokaklara çıkıp temizliği öğretecek bir belediye başkanı istiyor. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bana göre kadınlara gelecek belediye başkanı iş alanı sağlasın, gençlere iş imkanı sağlasın, çevreye biraz temizlik, güzellik katsın, öğrencilere okuma, okul çevresinde biraz daha düzenli olsun okul çevresi, öğrencilerin kötü şeylere alışma şeylerini birazcık daha imkan versin. Yani kötü şeylere alışmasınlar. Çocuklarla ilgilensinler. Yani şimdiki başkanımızdan da memnunuz. Ama biraz daha çalışmalar daha güzel, kuvvetli olursa Dikili daha da güzel olacaktır. Daha da güzelleşecektir. Bunları bekliyoruz yani. Teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Şimdi biliyorsunuz 2024 Mart ayında bir yerel seçimler var. Evet. Sizce Dikili Belediye Başkanı nasıl bir kişi olması lazım? Hangi kriterlere sahip olması lazım? Nasıl bir belediye başkanı istiyoruz? Tabii önemli bir konu. Yerel yönetimlerde particilik ön planda olmamalı. Çalışan kişi, bilgili kişi olması gerektiğine inanıyorum. Bir sefer bu Türkiye'de maalesef olmuyor ama yani bir şekilde bir yerden de başlaması lazım. Evet. Bu demek değil ki biz şu andaki belediye başkanını istemiyoruz gitsin. Güzel yönleri de var ama tasvip etmediğimiz yönleri de var. Nedir onlar? Mesela yol çalışmaları, altyapı çalışmalarında başarılı olduğunu Dikili Belediyesi'nin son 2-3 yılda, son 4 yılda gördük. Ama işe alımlarda, çevre temizliğinde, park bahçeler işte göründüğü gibi bölümünde memnun olmadığımızda açıkça kendilerine de ifade ettik. Yardımcısına da, kendisine de. Evet. Hala o bakımsızlık, temizlik işlerindeki o vurdum duymazlık devam ettiğini görüyoruz. İşe alım konumlarında riyakatlı kişilerin alınması gerektiğine inanan, daha bilinçli, daha böyle partizanlık değil de işi bilen kişilerin işe alınması yönünde karar verecek kişilerin olmasını arzu ederiz. Bu Dikili'nin menfaatine olur. Bu Dikili'nin menfaatine olacağı zaman da herkes memnun olur. Daha bir defa değil, iki defa, üç defa seçilmesine sebep olur. Partinin içerisinde de daha ileride bir daha yüksek mertilere gelmesine
sebep olabilir. Yani bizim düşüncemiz bu. Yani benim çevremdeki arkadaşlarımızın da, bizim emekli Dikili'de yaşayan insanların da en büyük dertlerinden bir tanesi, tahminim benim, çevreyle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Yani Dikili sadece sahilden ibaret bir şehir değil. İnanın iç sokaklar, affedersin söylemek istemiyorum ama yani çok pis vaziyette. Şu şurada bir okul var, ismini söylemek istemiyorum. Okulun arka kısmından geçmekten ben tiskiniyorum. Her yer affedersin pislik içerisinde. Yani bunların bir önlenmesi lazım. Bizim buradaki isteğimiz temiz, daha eşit, herkese ulaşabilen bir belediye başkanı olması. Çalışkanlık yönünden şikayetimiz yok ama söylediğim gibi ya çalışan personellerin çok rahatlığı, evet, çok rahatlığından dolayı belediye başkanlığından herhangi bir şekilde dikkate alınmamaları veyahut da ne bileyim çok aşırı güvenmeleri, belediye nasıl olsa bizden gibi düşünüp de belediyede vurdum duymazlık, evet, yapmaları bence söz konusu gibi geliyor bana şu anda. Bunu belirtmek isterim. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dikili Belediye Meclis üyelerini tanımıyorum ama belediye başkanından memnunuz. Çevreye daha duyarlı bir hale gelinirse daha iyi olur. Yalnız bir de bu sokak hayvanları çok fazla üredi. Onların lütfen kısırlaştırılmasını istiyoruz. Mart ayında yapılacak olan Dikili'deki belediye başkanlığı seçiminde şöyle belediye başkanı istiyorum. Önce halkın belediye başkanı olması gerekir. Çünkü yetkiyi belediye başkanına halk veriyor. Patron halk. Seçildikten sonra partizanlığı bırakıp halkın hizmetine koşması gerekir. Birincisi bu. İkincisi, Dikili'nin temizliği, çöplerin alınması, yollarının durumu, yerel sorunlarıyla ilgilenmesi gerekir. Bunları bırakıp rant peşinde koşmaması gerekir. Müteahhitlerin belediye başkanı değil, halkın sorunlarını çözen bir belediye başkanı istiyorum. Belediye başkanı iki şeyi yapamaz. Birincisi para basamaz, ikincisi insan asamaz. Bunun dışında her şeyi istedikten sonra yapar. Bu istemlerini, tercihlerini halktan yana kullanmasını, halkın çıkarlarını koruma adına kullanmasını istiyoruz. Gelecek belediye başkanı Dikili'de kadın sorununa, çocukların sorununa, aile sorunlarına eğilmesi gerekiyor. Çoğu belediyede bu konuda müdürlükler var. Kadın, aile, hizmetleri müdürlükleri var. Şiddet gören kadınlar, tacize uğrayan çocuklar, bunların sorunlarına hukuksal yardım, diğer yardımları sunuyorlar. Belediye başkanımız Dikili'de bu eksik, gelecek belediye başkanımız bu eksikliği tamamlamasını istiyoruz. Dikili halkında kesinlikle ayrımcılık yapmasını istemiyoruz. Herkese eşit olmasını istiyorum. Ayrıca arıtma sorunumuz var. Arıtma sorunu ilçe belediyemizi aşan bir sorun ama Büyükşehir Belediyesi'nden bu taleplerimizi Tunç Soyer söz vermesine rağmen bunun takipçisi olmasını istiyoruz. Bunun peşinden koşmasını istiyoruz. İstediklerimiz bu. Hani istediklerimiz atla deve değil. Normal olarak bir belediye başkanının dürüst bir şekilde yapacağı şeyler bunlar. Eğer belediye başkanı halktan yetkiyi aldığını unutursa, kendi çevresini, kendi delegelerini beslemeye yönelirse bize hizmet edemez. Bugüne kadar hep bu kötü örnekleri gördük ama bu sefer bunları görmek istemiyoruz. Öncelikle bana göre Dikili Belediye Başkan adayımız aydınlık kişi olmalı, cumhuriyetçi olmalı, Atatürkçü olmalı. Zaten şimdiki belediye başkanımız tüm bu söylediklerimi kapsıyor ve çok güzel çalışmalar yaptı. Şimdiye kadar olanların en içinde en iyisi diyebilirim. Gerçekten
Tekrar aday olursa Adil Kırgöz'ü desteklemeye devam edeceğiz. Severek. Benim içimden gelen, buraya gelen belediye başkanı ilk önce dürüst olacak. Dikile yararlı bir şeyler yapacak. Yani böyle parklar biz istemiyoruz. Bize böyle yani eğitimimize olanlara yardımcı olsun. Dikile'ye güzellikler versin. Yani Dikile artık eski Dikile olmasın. Biraz düzen istiyoruz. Yani böyle yani biz artık eski Dikile istiyoruz. Yani böyle yeni bir şeyler değişsin istiyoruz. Yani biz bu gelecek insan okumuş olacak. Hani biraz dürüst olsun. Yani bize faydalı bir belediye başkanı istiyoruz. Hadi Dikile'de hayırlı olsun diyeceğim yani. Ne diyeyim yani. Bence bir belediye başkanı çocuklar için kurslar düzenlemeli, çevreye duyarlı olmalı, yaşlara duyarlı olmalı, köylerimiz ve kasabalarımızla ilgili daha fazla aktif olmalı diye düşünüyorum. Kadın şiddetine ilgilenmeli diye düşünüyorum. Ben Dikili resim kursu öğrencisiydim. Bu sene kursumuz açılmadı ve benim başkandan istediğim, yani Dikili Belediyesi Başkanı olacak insandan beklentilerim var. Bunlar nelerdir? İlk başta çevre temizliği, denizlerimiz çok kirlendi ve denizlerle ilgili patlıcanlarla ilgili devamlı toplamalar yapıyorlar ve onlara bir engel uygulanamıyor. Kanallar devamlı denizlere akıtılıyor, onunla ilgili bir şey yapılamıyor. Kültürel faaliyetlerimizin hiçbiri yapılamıyor. Ve sebep bile açıklanmıyor, muhatap bulamıyoruz. Haklarımızı arıyoruz, haklarımıza cevap verecek insanlar bulamıyoruz. Yani ben daha böyle bir temiz bir toplum, temiz denizler, daha böyle insanların isteklerinin yerine getirilebileceği bir toplum olmasını istiyorum. Evet. Ayrıca tuvalet sorunları çok fazla Dikili'de. Temizlik olayı son derece kötü. İnsanların banyo, eğer umumi banyolar yok, umumi tuvaletler yok. Yollarımız çok kötü. Yani saymakla bitmiyor. Bunlara bir çözüm olmasını istiyorum. E, 2024 yılının Mart ayında olacak belediye seçimlerinde belediye başkanımızın halkla iç içe ve temizliğe önem veren bir başkan olmasını istiyorum. Birincisi, burası turistik yer. Gerekli temizliği ve titizliği görmüyorum ben Dikili'de. Yok. Ben Dikili'nin yerlisiyim. Bunu burada oturduğumuzda sağdaki soldaki vatandaşlardan da duyuyoruz. Ama Dikili'nin yerlisi olsun, hava yabancısı olsun. Buraya dünya insan geliyor. Yerli, yabancı. Dikili'yi kötülüyorlar sağda solda. Olmaması gereken şeyler. Bir belediye başkanı bir defa halkla iç içe olacak. Gideceksin, kapısını çalmadan içeriye girip rahat rahat derdini anlatacaksın. Ama bu bizim şimdiki belediye başkanımız olsun. Ama gelecek olan belediye başkanı olsun. Yani ben şimdiki belediye başkanını yermek istemiyorum. Kötülemek istemiyorum. Kötülüğünü de görmedim. Ondan da bunu istiyorum. Yeni seçilecek olan veya gelecek olan belediye başkanından da bunu istiyorum. İkincisi, Dikili'mizde eksikler var. Birincisi bir şehir banyosu. İkincisi şehir garajı. Üçüncüsü bir düğün salonu. Bu sene ben birçok düğüne gittim geldim. Hep Bergama'ya. Neden? Dikili'de düğün salonları pahalı. Düğün salonu yok. Bir iki tane düğün salonu var. Onların da yanına yaklaşamıyorsun fiyat pahalılığından. İnsanlar seçimi nerede buluyor? Bergama'da. Bunu belediye başkanlarımızdan istiyoruz. Şimdiki veya seçilecek olan. Hepsine Allah kolaylık versin diyorum. Hepsinin Allah yardımcısı olsun ve tabii bizim de. Teşekkür ediyorum.